Merhaba. Paris'te bulunan Limonluk Müzesi'ndeyiz ve Monet'in Nilüferler Odası'nı inceleyeceğiz. Oda oval şeklinde yapılmış ve üstten aydınlatıldığı için içeri çok yumuşak bir ışık girmekte. Bakınca bunların oldukça düşündürücü tablolar olduğunu görüyoruz. Bu genellikle din içerikli eserlerde rastladığımız ilginç bir bağ oluşumunu sağlıyor. Bu tablo Monet'in hayatının son yıllarındayken oluşturulmuş. Yani eşi ve oğlu hayatını kaybettikten sonra. Onun içinde bu tabloda sanki vasiyetinden bir parça var. Çünkü Monet tabloları Fransız hükümetine verdi. Ve hükümet de tablolar için bu odayı hazırladı. Monet'in hayatı boyunca renkli hayatın güzelliğini yakalama iştiyakını düşünüp duruyorum. Paris ve ardından Arjantöy'de yaşadığı zamanları. Ve sonra De Capucine bulvarınca uzanan o ışıkları düşünmesini. Sen Lazargar'ı ve tren buharlarının arasından süzülen ışıkları. Ve sonra ilerleyen yıllarda bahçesinde nilüferleriyle geçen hayatını düşünüyorum. Monet'in ilgilendikleri sadece ışık etkisini ve anı yakalamak, onları anlamak ve betimlemekle sınırlı değildi. Esasında ışık ve anı yaratmaya karşı ilgiliydi. Hayatının oldukça uzun bir bölümünü bahçesini ekmek ve korumakla geçirdi. O anlık hissi korumak için anı tuvale yansıttı. Tablolara bakınca renklerin yoğunluğunu, ve renkler arasındaki uyumun gerçekten daha da güzel olduğunu düşünüyorum. Peyzaj tarihine baktığımızda bunların eşsiz birer örnek olduğunu görüyoruz. Öncelikle şekillerine bakalım. Burada ufuk hattı olmayan oldukça uzun paneller var. Suya doğru bakıyoruz. Ama ne ayak bastığımız toprağı görebiliyoruz ne de uzaktaki ufku. Geleneksel peyzajcılıkta kırsal alan üzerinde gözlerin yolculuk yapması sağlanırdı. Ama burada bu mümkün değil. Çünkü karşımızda hem su yüzeyi hem de tabloların kendi yüzeyleri var. Ancak Monet'in klasik gelenekten de yararlandığını düşünüyorum. Tuvallerin her iki tarafına bakınca salkım söğüt gölgelerinin olduğunu görüyoruz. Ağaçlar genelde belirlenmiş kırsal alanları çevreler. Mone bizi bir yerlere götürüyor. Yakından bakınca kıyıda olduğumuzu görüyoruz. Suya karşı baktığımız için ne ayak bastığımız yeri ne de ufku görüyoruz. Mone burada göletlerini büyütmüş olmasına rağmen hala küçük görünümdeler. Böylece ayakta durmamızı sağlayacak bir zemin vermediği için bizi aradan çıkarmış oluyor. Tabloda nilüfer yapraklarını görmemizi sağlayacak bir açı mevcut. Bu da su yüzeyiyle bağlantı kurup nerede durduğumuzu anlamamızı ve yapraktan yaprağa zıplayıp tekrar uzaya dönmemizi sağlıyor. Tabloda ayrıca göletin altında ve üstünde büyük bir alan var. Ayrıca göletin üstünde yükselen bulutları da görebilirsiniz. O alanın büyüklüğü burada sergilenmek istenmiş ve sergilenmişti. İki boyutlu tuvalin üzerindeki göletin iki boyutlu yüzeyi yansıtılmış. Bu adeta Monet'in uzun zamandır üzerinde çalıştığı şu görüşünün mükemmel bir özeti. Bir kişi hem modern sanatın soyutluğunu yakalayıp hem de gözün farkında olduğu boşluğa da yer vermeyi nasıl başarabilir? Burada şüphesiz bir olağanüstülük var. Sonsuzluğa uzanan bir derinlik var ve yine sonsuzluğa uzanan gökyüzü ve bulutlar var mone burada dinsel görüşünü tekrar dile getiriyor ölümlü olanı sergilerken aynı zamanda kalıcılık ve üstünlüğe de yer veriyor evet görüşünü dile getirmek için yerinde bir yöntem şimdi tabloyu biraz daha yakından inceleyelim Yüzeyi oldukça zengin ve pürüzlü ve pek çok darbeden oluşmuş. Sanki Monet resmi boyarken kuru bir fırça kullanmış gibi. Çünkü boya önceden de orada bulunan çiziklere gelince üzerinden kayar ve onları daha belirgin hale getirir. Aynı zamanda da oyma bir yüzey oluşmasını sağlar. Ve baktığınızda da boşluk bir alan varmış gibi görürsünüz. Ressamlık hayatının sonlarında gördüklerini hızlıca görüntüleme amacı yoktu. Yaptığı bir tabloya geri dönüp üzerinde çalışmaya devam etmek istiyordu. Buna çözüm olarak da resim yüzeyine devam edebileceği açık mekan bir çalışma alanı oluşturmuş. Onun içinde tabloya bakınca boyanın kuruyup fırça darbelerinin eklendiği hissini veren boya katmanlarını görebiliyoruz. Tuvale yakın bir yerde durup boya katmanlarının duvar halısı gibi üst üste duruşlarına bakınca fırça darbeleri arasında kalan boyayı görebiliyoruz. Renkler de karışmış bir şekilde durmuyor. Tabloya bakıp Jackson Pollock'tan bahsetmemek olmaz. Yani ressam hem bizim görüş açımızı yakalamış hem de görüntüyü sergilemek için o görüş açısından kaçınmış. Tabloyu adeta farklı bir Jackson Pollock gibi hayal etmemizi sağlıyor. Tablo kendine yabancılaşıyor, ama ressam ona girip orada var oluyor. Açıkçası bu odada yer alarak biz de öyle oluyoruz, değil mi? Tabi bu da farklı bir bakış açısı. Matisse, Picasso ve Pollock gibi yenilikçilerde ve belki de bu sergide de olan şey ressam ve nesne arasındaki diyaloğun sona erip ressam ve tuval arasında yapılan bir diyaloğa dönüşmesi. Bu tabloda bunun mükemmel örneklerinden biri sanırım. Şimdilik hoşçakalın.